Şimdi birkaç gündür Daran Acemoğlu tartışılıyor. MIT'de bir profesör Daran Acemoğlu, tanımayanlar için. Ve de çok değerli bir isim. Yani kendisi Nobel ödülünü alabilir. O kadar değerli bir isim. MIT'de çalışırken sadece ya ben burada keyfime bakarım kardeşim, işte Arjantin ekonomisine bakarım falan demiyor. Türkiye'yi yakından bakıyor, ilgileniyor, demeçler veriyor. Ve de biraz da Türkiye üzerinden yola çıkıp işte hani o kelimeyi nasıl kullan? Otokrat ülkelerle demokratik ülkeleri kıyaslamasını yapıyor. Kitaplar yazıyor, makaleler yazıyor. Ve farklı nedenlerle tartışılıyor, konuşuluyor. En son bugün Cansu Çamlıbel'e konuşmuş. Daha önce kendi Twitter hesabından açıklamalar yaptı. Mehmet Şimşek'le ilgili konuşuyor, Türkiye'nin faiz politikası ile ilgili konuşuyor. Ve yaptığı genellemelerde de mesela The Economist de makale yayınlıyorlar. Ya Daran Acemoğlu'nun bu gözlemleri doğru mu diye. Deniz Uras Çeşme'deki tatilinde henüz sağ salim kardeşim sağ olsun. Üşenmedi ve de havuz başında bunları okudu, derledi. Dedik ya şunu bir Deniz'e dedim ki derli toplu bir konuşalım. Daran Acemoğlu kimdir? İlk olarak oradan başlayalım istersen. Değil mi? İnternetim biraz kötü olabilir, kusura bakmayın o yüzden. Daran Acemoğlu, MIT'de profesör ve her sene potansiyel ekonomi Nobel'ini kazanabileceği üzerine yorumlar yapılıyor. Yani ekonomi Nobel'ine en yakın Türk diyebiliriz kendisi için. Birçok kitabı var. Bunlardan en popüleri Ulusların Düşüşü. Tavsiye ederim bu kitabı, okumuştum. Bir de Dar Koridor var. En son da Power and Progress diye bir yeni kitap yayınladı. Hazır kitap önerisi yapıyorken bunlara ek olarak da Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabı vardır. Janet Diamond'ın aynı paralelde ilerliyor. Bir de Harari'nin Homo Deus kitabını öneririm. Şimdi Daron Acemoğlu'na gelecek olursak niye konuşuldu? Economist bir yazı yayınladı. Neydi bu yazı? Aslında Daron Acemoğlu'nun yaptığı bir araştırmaya yönelik. Daron Acemoğlu ve ekibinin şöyle bir teorisi var. Eğer diktatörlükte olan ülkeler demokratikleşirlerse gayri safi yurt içi hasılatları %20 oranında arttığına yönelik araştırma yapmışlar. 25 yıl içinde %20'lik bir artıştan söz ediyorlar. Yani kısacası şöyle özetleyebiliriz. Demokratikleşme eşittir ekonomik refah. Bunun üzerine ekonomist de bir yazı yayınladı. Acemoğlu nerede yanılıyor diye. Onu da tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle diyorlar. Dünya siyah beyaz değil. Demokrasiye geçişin maliyeti büyük. Faydaları ise ancak yıllar sonra görülüyor. Yani ne demeye çalışıyorlar? Öncelikle şu, yani dünyada sadece ülkeler diktatörlükte veya demokrasilerde yönetilmiyor. Arada kalmış ülkeler de var. Bu ülkelerin sayısını 87 olarak saptıyorlar. Yani öyle uzun araştırmalar yapmak için elimizde aslında yeteri kadar veri olmadığını söylüyorlar. Aslında birine bize haklılar çünkü dünyada 200 ülke var. 200 ülkeden adaları vesaire çıkartırsanız yani elimizde böyle araştırmaya yapmaya değer yani kantitatif done dediğimiz veri 50 ülkeyi geçmez. Dolayısıyla bu tür istatistiki sapmalar yapmak için daha çok veriye ihtiyacımız var. Dünyada da bu kadar ülke olmadığı için aslında böyle elle tutulur bir analiz yapamıyorsunuz istatistiki anlamda. Ekonomist aslında burayı vurgu yapıyor. Ya diyor ki zaten bu kadar ülke var. Bunların hepsi de diktatörlük ve demokrasilerle yönetilmiyor. Arada gri bir alan var. O yüzden böyle bir saptama yapamayız. İkinci yaptığı eleştiri velev ki diyor ülkeler demokrasiye geçti. Ya kurumlar diyorlar bir günde inşa olmuyor ki. Bu bir süreç. O ilk başlarda da ülkeler bu kurumların bağımsızlığını yakalayamıyorlar. Kaldı ki her 4 senede, her 5 senede bir seçim olduğu için burada bir seçim ekonomisi de artık denkleme giriyor. Yani o diktatörlükten çıkmış ülkeler demokrasiyi yaşatmak için seçimlere giriyorlar. O seçimlerde de aslında tırnak içinde onların ifadesi popülist seçim yatırımları yapıyorlar. Bu da ekonomik refahın karşısında olan bir netice. Ayrıca iktidarda kalma çabası içerisine giriyorlar. Burada da şu örneği veriyor. Neticede ikna yoluyla etki yaratmak pırıl pırıl yeni stadyumlar yapacağını vaat etmek, baskıyla uygulamaktan daha fazla para yiyor. Bu ekonomistin yaptığı bir alıntı. Şimdi burada da şöyle bir örnek verebilirim. François Hollande'un biyografi kitabında şöyle Putin'le olan ilişkisinden bahsediyordu. Diyordu ki ya biz 4-5 senede bir seçime giriyoruz. Bizim uzun vadeli proje üretmemiz pek mümkün olmuyor. Adam ise hep orada. Biz günü kurtarmak, bir sonraki seçimi düşünüyoruz. Hatta şöyle bir örneği var. Bir cumhurbaşkanı diyor. İlk seçildiği gün
ilk düşündüğü şey, yani bir cumhurbaşkanı seçildiği ilk günden sonra ilk düşündüğü şey bir sonraki cumhurbaşkanı seçimidir diyor. François Hollande, eski Fransa cumhurbaşkanı. Dolayısıyla işte şu an işte konuştuğumuz küresel ısınma ve daha aslında uzun vadeli yatırım gerektiren konular için demokratik ülkelerde buna yönelik politikalar üretilmediğini referans gösteriyor ekonomist. Bunu da nereye bağlıyor? Yani demokratikleşme eşittir, ekonomik refah değildir. Tabii burada hani tek adamlığı övüyormuş gibi algılanmasın. Farklı örneklerle bunu çeşitlendirmişler. En somut örneği de diyor 2011'deki Mısır'da yaşanan durum. Yani orada ne olmuştu? Mısır demokratikleşiyor dedik, seçimler başlıyor dedik. Diyorlar Mısır hala aynı Mısır, hiçbir demokratikleşme yok. Ayrıyetten geriye dönüş var. Yanında da Sri Lanka ve Pakistan'ı örnek olarak göstermişler. Evet. Şimdi bugün Cansu Çamlıbel'le konuşmuş. T24'te. Cansu güzel bir söyleşi yapmış. Diyor ki 4 madde var diyor. Tamam Mehmet Şimşek diyor şu anda faiz arttırıyor ama yetmez diyor. Evet ama yetmezci evet. Olmuş yani bu anlamda baktığın zaman. Tam olarak ne diyor bu 4 madde nedir şu anda Acemoğlu'nun Türkiye'deki ekonomiyle ilgili önerisi? Şimdi onu tweetleriyle de birleştirelim istiyorsanız aşağı yukarı aynı minvalde. Öncelikle diyor ki reel faiz gerekiyor. Reel faiz nedir? Enflasyon üzerinde tabii enflasyon hangi enflasyon oranını baz alacaksınız orası da muallak ama hadi TÜİK'i baz alalım diyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının üzerinde bir faiz. Merkez Bankası Başkanı'nın bunun üzerinde bir faiz açıklaması lazım. Yani reel faize sıfırın üstü olması lazım. Kurumsal reformlardan bahsediyor. Burada ifade özgürlük alanının genişletilmesine vurgu yapıyor. Yolsuzluğu kontrol altına almak ve yapısal reformlarla bunu destekledikten sonra ancak yurt dışından kaynağın gelebileceğini iddia ediyor. Ve son olarak da fakirliğin artmamasını sağlamalıyız ülkece deyip konuyu Mehmet Şimşek'e getiriyor yaptığı röportajda. 2009-2015 arası ekonominin başında olduğunu anlatıp yahu orada yapısal reformlar yapmamış olan bir bakana ben neden güveneyim diyor. Aslında en can alıcı cümlesi bu. Ayrıyetten muhalefete de yükleniyor orada. Bu kadar seçim kaybeden bir ana muhalefet lideri partinin başında kalabildiği başka bir ülke bilmiyorum diyor. Ekliyor. Kılıçdaroğlu kazansa dışarıdan danışmanlığına açıktım diyor. Yapısal reform başlamazsa 2023 sonunda yine aynı yere döneriz uyarısında da bulunuyor. Sonradan enflasyona getiriyor konuyu. Enflasyon büyük ihtimal 60'ın üstü yani reel faiz -45'te kalacak diye devam ediyor. Sonrasında aslında pek de siyasi açıklamalar yapmazdı Daran Acemoğlu. Orada bir İmamoğlu övgüsü de var. Erdoğan'a karşı en başarılı alternatif geliştiricinin İmamoğlu olduğunu vurguluyor. Ve konuyu SİHA ve yapay zekaya getirip bitiriyor. Diyor ki SİHA teknolojisinin istihdama katkısı yok. Ve Türkiye yapay zeka teknolojisine hazır değil diye bitiriyor. Yani aslında bir yandan da yani bir yapısı yani diyor ki ya tamam hani şeyler önemli. Bu faiz kararı önemli ama çok gerçekçi değil yani her şey bittiği anlamına gelmiyor. Yapısal reformlar yapılmalı diyor. Burada da işte hukukun önceliği ortaya çıkmalı. Bir de mesela satır arasında şu da ilginç Cansu'nun yaptığı söyleşti. Diyor ki ya tamam şirketler iyi varlar ama çok karlı değiller. Kârlı olmayınca çok iyi ücret veremiyor. Ekonomi aslında büyüyemiyor. Çünkü genelde hep asgari ücret etrafında dönen bir ekonomi oluşuyor. Yani değer üretemiyor. Değil mi? Ondan bahsediyor yani. Tam evet, belki evet. Hani, parça montaj sanayi gelişiyor ama işte yapay zeka ile bilmem ne şirketler gelişmiyor. Önemli tespitler. Tabii bu günlük siyasetle giden işte ya yerel seçimlere göre faizlerin indirileceğini konuşan bir ülkede belki sürreal gelebilecek kadar önemli tespitler. Ama yani, evet. Yani olumlu karşılıyor faiz artışının ama bunun sadece ilk adım olduğunu aslında belirtiyor. Yani genel röportajın bir özetini çıkartmamız gerekirse olumlu ancak bu daha ilk adım. Yani daha koşmamız için rekabeti azaltan uygulamaları durdurmamız lazım diyor. Yargı kurumlarının bağımsızlığını sağlamamız gerektiğini tekrarlıyor. Yatırım önüne açılmasını istiyor ki dışarıdan da kaynak gelsin. Yani insanlar aslında zaten ekonomi dediğimiz nedir? Güven. Bu güven denklemini sağlayacak unsurları bir araya getirmemizi söylüyor aslında. Yani genel itibariyle aslında daha önce söylediği konularda ama yani bu kadar siyasete girmiyordu kendisi. O yüzden siyasi değerlendirmelerinde şaşırdım açıkçası. Evet, şaşırtıcı bir şey yok, yeni bir şey de yok gördüğüm kadarıyla. Ama yine de önemli bir görüş.
Ben Daran Acemoğlu'nu şu yüzden önemsiyorum. Bazen biz burada mesela bana da böyle eleştiriler geliyor. Ya sen Amerika'da yayın yaparken hani daha pozitiftin, daha farklı konulardan bahsediyordun, farklı içerikler oluşturuyordun. Şimdi burada sıkışıyorsun. Meral ile Kılıçdaroğlu'nun arasında, Erdoğan'la işte şeyin arasında bir üçgenin içindeyiz. Yani o üçgenin dışına çıkamıyoruz. Yani çıktığımız zaman zaten siz de istemiyorsunuz. İzleyicilere bakıyorum. Ya diyor bundan bahsedelim diyor. Şeyden yapalım diyor. Bilmem niye onlardan bahsediyorsun. Ne alaka diyorsun diyor. Ama Daren Acemoğlu gibi yani Türkiye'ye dışarıdan bakan bir de akademik background'la yani Canan Karatay gibi salla şuna salla buna gibi değil yani. Hani bir şeyle olduğun zaman Ekonomist dergisi de bunu ciddiye alıyor. Diyor ki ya bir dakika acaba bu doğru mu değil mi diye. Bu şeyleri farklı bir entelektüel seviyede tartışıyor. Biz de bu tartışmayı ben özellikle yayınımıza aktaralım istedim. Yani o onu demiş, bu bunu demiş, şuradaki imam bilmem ne demiş. Onunla buna çemkirmektense en azından biraz daha bu düzeyde tartışmaları sık sık yayına alalım istiyorum. Deniz çok teşekkür ederim. İyi tatiller diliyorum. Aman dikkat et. Silahlar patlıyor, şeyler oluyor sağda solda. Kalabalık mı çeşme hala? Yani boşalmaya artık başlamış diyebiliriz. Ama Alaçatı'nın içi yoğundu. Bir içlere alıyorlar mı? Aman dikkat et. Rezervasyon yaptır. Sen gerçi zayıfsın. Kiloluları almıyorlarmış. Bakalım, evet. Göreceğiz. Eyvallah. Görüşürüz. İyi tatiller diliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kolay gelsin.